Merhaba. Ben kendimi ilk defa tanıtayım. Bir kere buraya davet edildiğiniz için 300 yıl çoğu konuşuyor. Esasında ilk defa Hasan Bey'e zaten bu teklif var. Sonra Hasan Bey biraz kaytarmış vaziyette bana bir bahçesini nakletti ama ben şimdi onu da devreye soracağım. Hiç merak etmeyin. Evet, şimdi efendim ben sahiden düşündüm de yani ne konuşabilirim diye. Esasında konuşulacak çok şey var ama fakat bize daha doğrusu bana gelen 2-3 tane kavram var. Ben bu kavramlar üzerinde çok düşündüm. Sonra Hasan Bey'e sordum. Ha doğru Hasan'a sordum. Hayır arkadaşlar yani o kadar çok fazla. Sonra Beysel'e sordum. Estağfurullah. Hasan'a sordum. Onda da böyle bir endişe oldu. Ama bunu bir kere ilk defa konuşmamıza başlamadan evvel yani dile getireyim dedim. Şimdi tabii yaşımı artık söylemeyeyim. Herkes biliyor. 5 aşağı 5 yukarı kaç yaşında olduğumu ama şöyle bir olay oldu. Ben mesela bundan yani benden evvelki konuşan genç arkadaşımıza çok çok hoşuma gitti yani. Sunum çok hoşuma gitti. Sizinki de esasında insanlar galiba yaşlanınca daha hoşuna gidiyor. Gençlerin bu şekilde meseleyi ele almaları falan. Zaten bizim zamanımızda da biz de çok heyecanlıydık sizin yaşlarınızda. O heyecanı bir daha böyle bir anlamda görmüş olduk. Çok sevindim. Şimdi ve tabii şunu dile getirmek istiyorum. Türkçe çok önemli bir dil. Ve önemli bir dil derken dünyada çok konuşulan bir dil. Fakat bir sürü bir bilim dili haline gelmedi. Hep onu söyleniyor. Efendim aman İngilizce öğrenelim, Almanca öğrenelim, Fransa öğrenelim. Hatta Almanca ile Fransa'da gittik İngilizce'ye de sırf İngilizce öğreneceğiz. Tabii çok dillilik esasında çok kültürlülük demek. Fakat bu arada Türkçe, ben eğitimimi dışarıda, Almanya'da, Avusturya'da, Almanya'da. Sonra buraya geldiğim vakit gördüm ki kavramlar, biz tabii özellikle eğitim alanında da belki mesela yani konuşulacak çok şey var esasında. Eğitimde de hep Batı'nın bir eklektik diyelim, seçmeci bir çocuğuyuz esasında. Çünkü ben Teknik Üniversitede 1969 yılında asistan olarak geldiğim vakit kürsülere şöyle bir baktım. Aynısını şey yapmışlar. Aynen Türkçe'ye çevirmişler. Yani Hochbau 1 diyor, Hochbau 2, yapı 1, yapı 2, Gebäudelehre 1, Gebäudelehre 2, Gebäudelehre 3 dedikleri vakit bina bilgisi 1, bina bilgisi 2, bina bilgisi 3. Yani işte mimarlık tarihi vesaire falan aynısını almış çünkü burayı kuranlar Bonatz'lar, Holzmeister'ler vesaire falan. Yani biz bir kültür şeysinin diyelim etkisinin altında kalmışız. Hatta çok şey konularda böyle notlar aldım. Fakat esas konuşmak istediğim mesele şu değil. Bunları niye böyle anlatıyorum? Biraz daldan dala da belki atlayabilirim. O da benim adetimdir esasında. Bizde birçok kavram maalesef dışarılardan alındığı için, yani dış ülkelerin dillerinden alındığı için artı biz ona bir anlam yüklemişiz. Fakat bu anlam bir müddet sonra o anlam, yani diller bir anlam kaymasına uğramışlar. Yani birçok şey, benim bundan 40 sene evvel aynı sözcüğü duyduğum vakit başka şey anlıyordum. Şimdi ise anlıyorum ki başka şeyler anlamak zorundayım. Çünkü ben bir dönem bu ülkesi geldi ya, memnuniyetle de hemen kabul ettim. Hasan da tabii aradı ama özellikle Pilgrim vesaire falan. Sonra baktım ki herkes öğrenci müzikçi zaten. Çok da hücuma gitti. Şimdi burada birkaç kavram var. Bir kere bu kavramlar üzerinde de konuşalım diyorum. Yani bunu daha sonra da teknoloji olayına bağlayacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi Osmanlı'nın periferindeki politik konumumuz dikkate alınması diye bir kavram var. İkincisi misyonerlik kavramı var. Tabii misyonerlik deyince biz Hasan'la günle biraz konuştuk. Dayanamadık yani hani buraya gelip de mahcup olmayalım istiyoruz. Dini bir
kavramdır esasında. Misyonerlik, papazlar gelir buraya, din adamları gelirler, dini yaymak için. Buradaki misyonerlik etki sonra aramızda, yani bu dar anlamında biz bunu konuşuyoruz. Bak, geniş anlamında burada bir teknolojinin misyonerliği var. Evet, bu doğru anlamış değil mi? Evet. Demek ki doğru anlamışız. Sosyal işte ama açıklıyor. Evet. Şimdi ben yeni anlamlar yüklemek biraz çok dikkatli yapılması ve benim işte bu endişemi yani şey oldu. Bir dakika ben lütfen şey yapın. Bir üçüncüsünü de söyleyeyim. Kolonileşme lügata baktık. Bakmıştık Hasan'da. Biraz ikimiz de Alman terbiyesi aldığımız için çok fazla bu konularda dikkat ediyoruz. Kavram çünkü çok önemlidir. Ve biz gene bunu antre parantez söyleyeyim. Türk toplumu, Türk bilim dünyası kavram geliştirmez. Biz kavramları hep almışız. Ama onun da tek nedeni araştırma eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani biz kendimize özgü araştırmalar derken evrensel yani araştırma konusunda ki bu Osmanlı'nın bize maalesef kötü bir mirasıdır. Bunu biz maalesef yapmamışız. Yani yapılmamış. Dolayısıyla biz hep dışarıdan bir takım kavramları alıyoruz. Onlara bir anlam yüklüyoruz. Ne kadar o dilin özünü inmiş olsak dahi o Arapçadır da aynı. Osmanlıcadır da aynı şekildedir. Yani dolayısıyla bizim sahiden araştırmalara vesaire falan daha fazla şey yapmamız lazım, ehemmiyet vermemiz lazım ve bizim kavram geliştirmemiz lazım. Kavram geliştirmeyince bir müddet sonra bizdeki kavramlar işte anlam kaymasına neden oluyor. Bu bakımdan koloniye bakıyoruz. Koloni dediğimiz bir ülkenin vatandaşlarını bir başka ülkeye göndermesi, yani lügata baktığımız vakit orada şey olması. Dolayısıyla şimdi burada da gene yabancı acaba diye ben düşündüm. Yabancı teknisyenlerin diyelim, mimarların, mühendislerin Türkiye'ye gelmesi, burada bunların uygulama onlara olanak verilmesi. Ama bu bir koloni midir? Tabii ki nedir bunun konusunda da böyle bir takım açıkça söyleyeyim. Benim için Hasan için de bu anlamda bir şey oldu. Problem oldu. Onu dedik ki biz arkadaşlara da belki soralım da yanlış bir şey olmasın. Fakat bunu belki daha sonra da konuşabiliriz. Yani bu şey kısmında. Ben teknolojiyle ilgili olarak bundan geçen sene 8-9 ay evvel İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir yayını var. O konuda yani yayın için çok çalışmıştık. Ve orada benim bir makalem var. O makaleden de 8-10 tane şey çektirdim ve onları arkadaşlara verdim. Onun kapsamında bazı şeyler dile getirmek istiyorum. Çağımız teknoloji çağı diyoruz. Çağımız tabii teknoloji çağı demek aynı zamanda teknolojiyi de üretmek demektir. Bizde gene ve kullanmak demektir. Bizde yani teknoloji iki ayaklı bir olay. Yani hem üreteceksin hem de kullanacaksın. Ama biz maalesef toplum olarak kullanmayı daha fazla tercih ediyoruz. Yani bugün dünyada belki en fazla cep telefonu kullanan bir ülkeyiz. Ama buna karşılık teknoloji üretmediğimiz müddetçe de biz maalesef sahiden bırakın kolonileştirilmeye sömürgecilik söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim ilk defa yapacağımız şey özellikle de genç arkadaşlara bunu söylüyorum. Biz araştıracağız, teknolojiyi geliştireceğiz, inovasyonlara çok büyük ağırlık vermemiz gerekiyor. Biz bunları yaparsak o zaman sahiden yani Atatürk'ün dediği gibi çağdaşlaşma, işte muasır medeniyet falan dediğimiz şeye ancak o zaman erişebiliriz. Yoksa hep dünyada ikinci, üçüncü adam olmak zorundayız. Yani biz teknolojiyi çok rahatlıkla belki kullanıyoruz. Onu da doğru kullanıp kullanmadığımızı da onu da açıkça söyleyeyim. Onu da prefabrikasyon meselesiyle bir örnek olarak dile getirmek istiyorum. O da şu. Ben 1972'de bir doktora çalışmasını burada yaptım. Ama daha evvel onun kökenlerini Almanya'da
çok önemli bir şirkette prefabrike elemanlarla üreten, onunla tesisleri olan, orada çalışıyordum. Sonra burada rahmetli sahiden benim için çok değerli bir insan olan Kemal'i Söylemezoğlu'nun yanında bu doktorayı yaptım ve o günlerde Türkiye'de ve özellikle de Teknik Üniversitede bir tek prefabrikasyonla ilgili Sayın yine rahmetli olduğu Lami Eser'in bir anayasa, anayasa diyorum. Hep bugünlerde anayasa aklıma takılıyor. Ondan sonra şeyin ana hatları, prefabrikasyonun ana hatları diye bir kitap vardı. Onun dışında hiçbir şey yok. Türkiye'de. Ben de toplu konutçuluğa başladık. İşte daha toplumcu topluma şeyler katabilir miyiz? Yani o günkü moda diyelim. Uyduk. Toplu konut çok yıllarda uğraşırken teknolojisiyle ağırlıklı uğraştım ve bir doktora yaptım. Doktora esasında öyle işte 1000 tane basılır veya 500 tane basılır, öyle bitmez o. Asırlar sürer, yani satılmaz. Benim doktora 2 senede bitti. Tükendi, ikinci baskı yaptı. Çünkü doktora bugünkü, bu tam 47 sene evveldi benim hikayem. Tabii esasında doktora meselesinde de yani yok çünkü o anlamda ondan sonra yani teknolojiyle ilgili olarak, prefabrikasyonla ilgili olarak kitap falan da yok. Hiçbir şey yok yani. Tabii olmayınca da diye o kitap satın alındı, ikinci baskısını falan yaptı. Şimdi şunu söylüyorum, Türkiye'de gelindi 2-3 tane firma ki bunlardan bir tanesi Oyak'tır. Haramidere'de bir Oyak prefabrike elemanlar üreten yani ve bir Fransız sistemini alarak ve yanılmıyorsam Konya sistemidir. Onu ürettiler. Yani fabrikasını kurdular. Fakat 3 sene, 4 sene hiçbir iş alamadı. Düşünebiliyor musunuz? Bir teknoloji getirmeye çalışıyorlar o. Fakat maalesef teknoloji seçimi yani ve konutlar yapılacak, işte bürolar yapılacak ama müşterisi yok. Şimdi bu çok ilginç bir olaydır. Yani koca bir ağır prefabrike elemanlarla, yani büyük boyutlu prefabrike elemanlarla konut yapılması düşünülüyor. Fabrikası kuruluyor, Oyak. Yarı resmi bir kurul biliyorsunuz. Ama yok. Hangi yıl? 1973, 74, 75 yılında. Ve en sonunda toplu konut idaresi, yani yasalar falan değişiyor 80'lerin ortalarına doğru. Edirne'de yurtlar yapılıyor ve buradan oraya prefabrike elemanlar naklediliyor ki çünkü bütün bunları düşündüğünüz vakit çok irrasyonel. Rasyonel olmak için düşünülen bir yapım sistemi, teknoloji irrasyonel bir şekilde kullanılmaya başlandı. Başlandı ama ön bilim faturaları uzun sürmedi. 80'lere daha gelmeden de kapandı, çalışmadı. Buna benzer Manisa'da Mişek sistemi, o da Avusturyalıların bir sistemiydi. O da çok fazla bir şey. Neyse bütün bunları niçin söylüyorum? Teknoloji dediğimiz olay çok boyutlu bir araştırma sonucunda ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve kullanılması söz konusu. Ve bu bir, hep onu söylüyorum, teknoloji her konuda olduğu için bir eğitim, bir kültür meselesidir. Yani o kültürü siz almamışsanız, sahilin bütün bunların bir kısmı Ütopya'da kalır. Benim bir arkadaşım çok güzel Ütopya'lardan bahsediyor. Ben de Hasan'a dedim, arkasından Ütopya'yla bir zırvalaşmayı da karıştırmışız. Yani Ütopya tabii gerekli olan bir şey. Yani inovasyon için bir kere zaten Ütopya'lar lazım. Ve bugün bir sürü ben mesela Corbusier'in Paris'le ilgili bilirsiniz bir şeysi vardı. Bak Paris'in baştan aşağı böyle apartmanlar falan çok şükür olmadı. Olmadı ama onun benzerini biz yaşıyoruz şimdi burada dönüşüm projesi altında. Yani bakın kavramlar ne kadar diye karmakarışık. Bizde dönüşüm yasası diye hiçbir şey yok. Ve afet şeyler altında biz olan binalarla ilgili bir yasadır o. Biz onun ismini de değiştirdik. Neden dönüşüm yasası dedik. Yok böyle bir kavram dönüşüm yasası diye. Ben hatta bunu bütün şeyimi de söyleyeyim. Bir anlamda da biraz saf tarafım da vardır. Çünkü inandığımı ben hemen söylerim. Yalnız o başka türlü anlaşılır genellikle de. Sahiden Cumhuriyet tarihinin en önemli yasalarından bir tanesidir.
Ben yıllardır depremle de uğraştım çünkü. Deprem konusunda, deprem öncesi ne yapılır vesaire falan diye. Ben derken yalnız başımı değil, bizim teknik üniversitede grupla, Yıldız Hanım'la, Atilla Yücel'le vesaire falan. Ve çok ilginç, yani deprem konusunda, yani insanlar ölmesin, efendim işte her türlü yardımı devlet sağlasın, fonlar kurulsun ve bu depremden yani risk altındaki binalar kurtulsun diye en dedim şey toplumsal bir yasadır diye söylemişimdir. Mimarlar Odası'yla da böyle ters düştüm tabii böyle genellikle. Çok ilginç bir şey. Yani ama sahiden hep onu söylüyorum, sosyal tarafı düşünülmeyen, nasıl yapılması yani üretimle ilgili olan teknoloji açısından hangi teknolojilerle bunu yapacaksın? Bunlar düşünülmeden hazırlanmış bir yasa. Genellikle biliyorsunuz yasalar çıkar, ondan sonra da ona bağlı olarak da uygulanmasıyla ilgili de yönetmelikler yapılır. Biz de maalesef bu yasa için keşke diyorum ilk defa yönetmelikler yapılmış olsaydı, ondan sonra yasa çıkmış olsaydı. Çünkü yasa, işte gördüğünüz şu anda bu yasa dönüşüm yasası falan, hani bir kere ismi dahi değişti yani halk arasında değişti. Yalnız halk arasında değil, herkes artık dönüşüm yasası, dönüşüm yasası diyor. Depremden yani yıkılma şansı olmayan binalar da yıkılıyor bu arada. Çünkü size %20 civarında bir rant fazlası veriyorlar birden. Yani imar hakkı veriyorlar. Yani bu aynı bilimsel bir düşünce tarzıdır. Onu tam kestiremiyorum. Ama şöyle bir olay var. Gerçekten yasanın özü çok güzel bir şey. Yani sahiden Türkiye'nin baş belasıdır. En önemli sorundur. Onu da gene Kemal Bey'le şeyden geldiğim vakit işte hangi konularda çalışalım falan diye konuşuyorum ben. Almanya'dan sene 1969-70 yıllarında bana demişti ki Türkiye'nin en büyük sorunu deprem meselesidir. Yani depremle ilgili yani gençlere söyledim. Gençler o zaman bir gençlik böyle değil. Şimdi ben de gene söylüyorum. En önemli meselesi depremdir. Sahiden her defasında 25-30 bin kişi çok rahatlıkla işte hala söyleniyor. 30 sene bir dönüm sonra 7.2 falan deniliyor. Bunun 15-20 senesi geçti yani. 1999'dan neredeyse 20 sene olacak. Ne yaptık? Yani hiçbir şey yapmadık dersem yalan söylerim. Tabii ki yapıldı birçok şeyler. Ama çok eksik. Yani çok eksik derken çok daha başka türlü yapılması gerekirdi. Teknoloji üzerinde şunu söylüyorum. Teknoloji dediğim gibi birçok kavram yani özellikle de yapı teknolojisi üzerinde konuşmak yani söylüyorum ki bunları biliyorsunuz biz yapı teknolojilerini 4 aşamada yani bir geleneksel, konvansiyonel yani yapılar vardır. İkincisi daha şeyin hani yarı prefabrikasyon dediğimiz belki daha sonra anlatacağım yani şeysini. Yarısı işte şey söyleyeyim yani mix sistemler vardır. Sonra prefabrikasyon ve en sonunda da bir endüstrileşmiş bir yapı teknolojisi diye bir kavram var. Bu endüstrinin içerisinde, yapılaşmanın içerisinde yalnız yapı yapmak yoktur. Aynı zamanda yapının planlanmasından tutun, işletmesine kadar her şeyi kapsayan bir sistemdir. Prefabrikasyon da muhakkak bunun içerisinde var. Ama her prefabrike yapı endüstrileşmiş bir yapı değildir. Hemen size bir örnek verelim. Dün de yani yine Hasan'la konuşuyorduk. Ben yani bu işi, bizim bu kitabı yazmamızın nedeni de onu da baştan söyleyeyim. Prefabrikasyon bir prefabrike elemanlarla yapılmış olduğu için bizlere bulmuşlar, geldiler. Biz de işte bunu yaptık vesaire falan. Tarihçesini de yani sağ olsun ağırlıklı olarak Hasan üstlenmişti. Ve ilk defa böyle bir demir bir kilisenin yapılmış olması ilk prefabrike yapılardan bir tanesidir ama prefabrikasyonun temel felsefesine veyahut da endüstrileşmiş bir yapı sistemine uymaz. Çünkü prefabrikasyonda bir seri üretim söz konusudur. Prefabrikasyonda sürekli bir şey vardır. Çünkü endüstrileşmiş sistemlerin maliyeti, yatırım maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla o yüksekliği onu kısa sürede hızlı bir şekilde onu ne yapması lazım? Amortize etmesi lazımdır. Fakat bu amortizasyonu da siz ne kadar kısarsanız bu sefer kullanıcıya bindirirsiniz bu maliyeti. Dolayısıyla maliyeti hem şey yapmak,
yani makul bir halde tutabilmek için üretimin sürekli olması lazım. İşte ben bu doktorayı yaparken çok ilginçti. Özellikle bu prefabrikasyon falan daha ziyade planlı ekonomilerde, yani zamanında, yani o günlerde işte Rusya'da, Macaristan'da, Polonya'da vesaire falan, Almanya'da konut sektöründe çok fazla bir prefabrikasyon yoktu, vardı ama fazla yoktu. Esas Fransız, hatta Ruslar zamanında Fransızlardan alıp kendi sistemlerdi. Fakat tabii bir prefabrike sistemin tesisi kurabilmek için de demin de söylediğim, yani bir arzın ve pardon talebin sürekli söz konusu olması lazım. Ve ben Rusya'dakilerini, Macaristan'dakilerini falan işte araştırırken falan, yılda 1000 tane konut yaptığınız vakit Almanya'daki kabuller, ki ben esas Alman literatürüne bağlı olarak o doktorayı geliştirmiştim, prefabrike bir tesis kurmanın bir anlamı var deniliyor. Rusya'da ise bu 1000 olmuştu, size 100'dür. Şimdi şeyler büyük yani, çünkü çok ilginç. Kitap vardır, kurs, neyse şu anda şeydi ama ilk prefabrikasyonla ilgili İngilizce ve bir kitaptı. 1945'te Rusya'da şeyden sonra, savaştan sonra her iki aileden bir tanesi yeni bir konuta taşınıyor. Büyük kentlerden bahsediyorum, şeylerden bahsetmiyorum. Ama konutlar 23 metrekare, 25 metrekare. Yani şimdi çok ilginç. Yani ama böyle bir arz var, talep var ve o talebi çok kısa bir sürede, düşünün bu kitap 1970'lerde, Testa'nın kitabıdır bu, 70'lerde falan yazılmıştır. Yani 25 yıl içerisinde, bugün söylediğim gibi böyle bir yeni konuta taşınmışlar ama kalite bakımından da en kalitesizleri, açıkça söyleyeyim, Rusya'daki yapılan yapılardı. Hem ucuz hem de çok fazla detayına bakılmıyor ama dediğim gibi iç mekan organizasyonu açısından vesaire falan çok farklı. Şimdi dediğim gibi ben zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Anlatacağım çok da var, yani çok şeyler var. Çok da notlar da almışım esasında ama dediğim gibi ben bu konuda biraz buna bağlı olarak, yani teknolojiyi özetle şöyle dile getirmek istiyorum. Teknoloji, efendim gelin biz, bir moda var, herkes bunu kullanıyor, yapalım demekle olmaz. Bir kere bunu bilelim, bir. İkincisi, teknoloji için muhakkak eğitilmiş insana ihtiyaç var. Teknoloji hiç şakaya gelmez. Hatta o benim makalemde de vardı. Yani teknoloji yalnız bina yapmak değil, binayı yaparken ki aletlerin, edevatların, vinçlerin, asansörlerin kullanılması da çok büyük bir şey ister. Çünkü siz tonlarca şeyi yukarıya taşıyorsunuz, indiriyorsunuz. Yani velhasıl eğitilmiş yapı emekçisine ihtiyaç vardır. Yoksa başka türlü olmaz. Üç, dediğim gibi arz ve talep dengesinin muhakkak olması lazım. Dört, teknoloji kendisine has bir estetiği de vardır. Bakın Teknik Üniversitede ben bu prefabrikasyonla falan başlarken Kemali Bey'den görüşmelerimiz vardı. O günkü kadro diyor ki, yani eğitim kadrosundan, akademik kadrodan bahsediyorum, prefabrikasyona karşılar. Çünkü prefabrikasyon monotonluk yaratır. Halbuki son derece, tabii ki belli bir monotonluk yaratabilir. Eğer ona bir takım başka imkanlar sağlamazsanız veyahut onu daha geliştirirseniz, ki sahiden işte açık sistemler, yani prefabrikasyon üzerinde bir defa da ben konuşamam, yani çok uzun konuşmam lazım inşallah başka bir sefer görelim, öyle memnuniyetle çok anlatılacak şey var. Ya ama teknoloji, yani şunu özetle tekrar vurgulamak istiyorum, teknoloji bir bilinçli bir yapıdır, yapı yapma olayıdır, sanatıdır ve sahiden geniş bir yatırım gerektirdiği için teknolojilerin, yani geniş bir şey olduğu için arz ve talep dengesinin muhakkak o yatırımı amortize edecek, o şeyi anlam verebilecek şekilde olması lazım. Aksi takdirde teknoloji, biz efendim moda olarak bunu yapıyoruz demek yanlıştır. Biz Yıldız Hanım'dan bir araştırma yaptık da Bayındırlık Bakanlığı'na, pardon
söyleyeyim, TÜBİTAK'a ve o şeyde 3 tane sistemi karşılaştık. Bu 3 tane sistem, bir tanesi konvansiyonel sistemlerle toplu konut yapacaksınız, bir tanesi tünel kalıplarla, bir tanesi de prefabrike büyük boyutlu elemanlarla ve sayısını kaç olması lazım? Çünkü bütün şeyleri hesaplı, mali ne oluyor, ne kadar falan. Yani bütün araştırmayı anlatmak istemiyorum. 150'ye kadar eğer sizin senede 150 tane konut yapıyorsanız tünel kalıplar uygun olur. Ama şeyde ise en azından 1000 tane, 800 tane, 1000 tane prefabrike elemanlarla yılda böyle siz bir şey olursa böyle bir yapım yapabilirsiniz şeklinde. Yani bunları düşünerek teknolojiyi bilinçli olarak da seçmek lazım, kullanmak lazım gibi ve estetiği de vardır. Kendisine siz söylüyordunuz galiba. Yani sahiden teknolojinin kendisine has bir estetiği söz konusu olabilir. Gelelim Bulgar Kilisesi'ne. Bulgar Kilisesi konusunda ben daha fazla sözü şeye vermek istiyorum zaten, Hasan Bey'e vermek istiyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok kısa olarak demin de belki dile getirdim. Prefabrike elemanlarla yapılıyor diyoruz ya. Prefabrike elemanlarla yapılıyor ama demin de söylediğim dedim, endüstrileşmiş bir yapı sistemi olamaz. Sizin o köprüler de öyle. Yani hani prefabrike eleman demek bir binanın parçalara bölünmesi ve bu parçaların şeyde monte edilmesi, bir üretim merkezinde monte edilmesi ve ondan sonra onların kuru bir biçimde, kuru bir biçimde imal edilmesi ve üstelik böyle de bir kavram var. Kuru demek, yani siz onları birleştirdiğiniz vakit, hadi efendim işte betonları döktünüz, bunları ne yaptınız, bir hafta bekleyelim de 3 gün bekleyelim falan değil. Kuru bir biçimde, aynen bu yani trokken montaj dedikleri şeydir. Dolayısıyla çelik konusunda bir ufak bir şey yapıyorum. Türkiye'de çelik maalesef çok kullanımı vesaire falan. Bugün bir örnek vereyim. Manhattan'da gidip görürseniz hala o binalar var. Yani 100 yıl başında değil de işte 1920'lerde 30'larda binalar var. Onların hepsi üzerine kat ilaveleri yapılmıştır. Ve çok enteresan, kat ilaveleri hep çelik konstrüksiyonla yapılmıştır. Çünkü en önemli mesele neden hani acaba orada yapıldı, şeyde yapıldı. O da şuradan kaynaklanıyor. Bir kere oradaki toprak denize doğru kayıyor. Yani ve kazıklar üzerinde yapılıyor. Ve o kazıklar üzerinde yapıldığı vakit binanın hafif olması lazım. Ve onun için de çelik yapılmıştır. Yani betonarme vesaire falan olduğunu düşünüyoruz. Zaman açısından efendim kısa sürede işte yok onları belki şey, Hasan Bey daha iyi şey yapacaktır, anlatacaktır. Esas önemli olan mesele, açıkça söylüyorum, zaman açısında falan değil. Sonra yani öyle yok 15 günde yapılmış, 20 günde falan değil. Bazıları orada da uzun sürmüş. Viyana'da yapılıyor, buraya naklediyorlar vesaire falan. Yani monte ediliyor falan. Yani öyle yok 15-20 günde falan yapılan bir iş değil. Onu kimse inandırmaz. Ama tabii ki prefabrikasyon sürat açısından hem hızlı yapma imkanı size tanır. Yani bu çok açık, gerçek bir prefabrikasyon. Hem de süre, yani yılda yok kışın durduralım, don oldu bilmem ne falan yok, bir süreklilik yapıyor. Ve inşa zaten en önemli şeylerden bir tanesi endüstrileşmenin, hem çalışanın emeğinin hakkı korunması, hepsi sigortalı. Türkiye'de işçilik, yani bizde hele inşaat işçisi sezonluk işçidir. Net sigortası var. Şimdi yavaş yavaş her şey düzelmeye çalışılıyor. Yani şeye bakılıyor ama inanın en önemli unsurlardan bir tanesi prefabrikasyon, aynı zamanda da iş kanunu açısından, işçi emeklinin hakkı açısından da çok önemlidir. Hem bir kere daha eğitilmiş olmaları söz konusudur, hem de sosyal hakları açısından da çok önemlidir endüstrideki çalışan kişinin. Evet, sizi buraya davet edebilir miyim Hasan Bey? Korsan konuşmacı gibi oldum. Böyle konuşmalardan sonra seyircilerin arasında birisi kalkar, çok olur yani, o saat saat esir alır herkese.
Ama ben hem dinleyicilerden biriyim, hem de bu konudaki çalışmışlığımızın bir yarısını oluşturuyorum. Yalnız ondan evvel başka bir şey, şurada dinlerken birdenbire bildiğim ama hiç fark etmemiş olduğum bir şeyi söyleyeyim size, hoş bir şey. Biz Mete Tapan'la bundan 50 küsur yıl önce prefabrikasyon sayesinde tanıştık. Çünkü 1965 yılında ben Münih'e, o demin adını söylememizde mahsur var mı? Nicker of Wittmann firmasından söz etti bu prefabrike elemanlar konusunda. En ünlü, en büyük dünyadaki firmalardan birisi. Oraya mimarlık eğitiminin sonuna yaklaşmış bir öğrenci olarak staj yapmak için gittim. Mete de orada hem okuyup hem yaşıyordu Münih'te ve o firmada da çalışıyordu. Ve biz öyle orada, evvelden birbirimizi biliyorduk da hani öyle tanıştık. Ve hiçbir ev bulamadığım yani kalacak pansiyon falan bulamadığım Münih'te beni evinde misafir etti. Evin dediysem lütfen böyle mükemmel bir şey saymayayım. Bir giriş, o girişe açılan bir banyo ile mutfak, bir de oda. Odada bu yatıyor. Git kendine yatacak bir şey bul dedi. Ben de gidip Kaufhof'tan bir tane şezlong aldım açıldı. Geceleri onu açıp ben de o girişte yatıyorum. Evet, ama yani teknoloji, çünkü Dicker of Wittmann'da ben de prefabrike cephe elemanları bölümünde çalışmaya başladım, orada çalıştım. Çok şey de öğrendim. Yani bizim tanışmamıza da prefabrikasyon demek ki sebep olmuş diye şimdi düşünüyorum. Sebep olmamış da şahit olmuş. Şimdi benim de doğrusu bir parça yadırgadığım bir durum oldu. O metni kim hazırladıysa alınmasın lütfen. Şimdi benim bir başka şeyim var, mimarlık tarihçiliğinden öte bir başka ilgi alanım var. Çeviri, yani edebiyat çevirisi konusunda hem üniversitede ders verdim, hem kitaplarım yayınlandı, hem çevirdiğim oyunlar Devlet Tiyatrosu dahil çeşitli yerlerde oynandı. O yüzden dil konusunda çok duyarlıyım. Bir örnek vereyim. Bundan aşağı yukarı 10-12 yıl önceydi. Şöyle bir şey okudum. Maça ilgi oldukça fazlaydı. Tribünde iğne atılsa yere düşmüyordu. Şimdi siz bunu normal karşılayacaksınız. Çünkü o zamandan beri epeyce karşılığı olan oldukça lafı çok anlamında kullanılmaya başladı. Yayıldı, yerleşti. Şimdi herkes çok yerine oldukça diyor. Oldukça epeyce demektir. Yani çoka beş var demektir. Dolayısıyla oldukça ilgi olan bir yerde tribünde iğne atsan yere düşer. Ama dil böyle değişiyor. Bilerek yahut bilmeyerek kavramlara yeni anlamlar yükleniyor. Ve bu da kaçınılmaz bir şey. Şimdi çok şükür hala şöyle insanlar var. Ben desem ki benim fabrikamda 25 tane bay işçi çalışıyor. Bana gülen insan çok vardır şimdi. Bu bay ve bayan saçmalığının bu kadar yayıldığı bir şeyde, bir ortamda bu da dilin değişmesi yine. Neyse şimdi palavra tarafını bırakalım. Bu şey... Bulgar Kilisesi meselesi. Bulgar Kilisesi'nin evet parçaları Viyana'da Wagner firmasında yapılıyor, hazırlanıyor. Hatta muhakkak kitaba bakmışsanız da bilirsiniz. Önce bir kere kuruluyor fabrikanın avlusunda ki eksiği yediği var mı diye, rahmatçık olmuyorum diye. O zaman insanlar bazıları en azından daha dikkatli ve özenli ve saygılı. Bu var gibi bir ucundan öbür ucuna 10 metre kot farkı olan Beyazıt Meydanı'nı dümdüz kabul edip camiyi de iyice bir tarafa kaydırıp proje yapmıyorlar. Yani saygısızlık o. Bunlar orada kuruyorlar. Ondan sonra tekrar söküyorlar. Ondan sonra İstanbul'a taşınıyor. Trieste üstünden
gemiyle geliyor buraya. Şimdi prefabrikasyon, bir pre lafı var önceden. Fabrikasyon var, imalat. Buna bakarsanız kelime olarak tamam, prefabrike bir yapı kabul. Fakat uzun uzun anlattı zaten. Prefabrikasyonun temel öğelerinden bir tanesi çok yapmak, çabuk yapmak, çokluk ve çabukluk dolayısıyla da fiyatta ucuzluğu sağlamak. Şimdi eğer Türkiye'de yahut Osmanlı'da o zaman 10 tane Bulgar Kilisesi yahut onun dediği gibi en az 1000 tane Bulgar Kilisesi ısmarlansaydı anlardım prefabrik edilmesini, prefabrikasyon olarak kabul edilmesini. Ama ben Bulgar Kilisesi'ni prefabrikasyon, o anlamda prefabrikasyon içerisine yerleştiremiyorum. Baştan beri de yerleştirmediğimiz için biraz da böyle bu bağlamda bir araya getirilmesini ilk önce yadırgadım. Tamamen ondan değil ama yani prefabrikasyon gibi bir konu var hepsinin altında, bütününün içinde. Bir miktar da şu an sırada başka bir konuda 2 senedir, 2,5 senedir çalışıyorum. Kafam iyice onlarla dolu. Oturup bir hazırlıkla yapamayacağım. Dolayısıyla aman dedi. Ona pas verdim bu şeyi, konuyu. Ama kurtulamadım. Evet. Bizim kaderimiz öyle zaten. Evlerimiz eskiden alt üstlüydü aynı apartmanda. Şimdi karşılıklı. Her dakika beraberiz. Ne yapalım? Dizi seyrediyoruz hatta akşam yemeğinde toplam. İşin en enteresan tarafı karılarımızın da ismini ve bizden eski, ortaokula başladıkları zaman aynı sınıfa gidip arkadaş olmuşlar. Yani bizim arkadaşlığımızdan çok eskiden beri süren bir arkadaşlık onların ilk. Ama bir oturuyorsun, ikimiz de aynı anda Sancıoğlu'na başladık. Ama işte başka şubelerdeydik. Yani bir şubedeydim, sen gülüyorsun. Benim şubem aydı, 12 beydi. Evet, bu şey, Bulgar Kilisesi o anlamda. Bakın, 1870'lerde Eyfel'in bürosunda bir prefabrike projesi hazırlanıyor, kilise projesi, metal. Çünkü bundan çok, yani çok derken herhalde 10-15 tane olacak ama yani en azından bir tane değil, o bakımdan daha uygun prefabrikasyona, kavrama. Fransa'nın sömürgelerinde, bakın hem sömürge hem misyonerlik. Oralarda kurulmak üzere böyle bir şey hazırlanıyor. Onun dışında böyle prefabrike olarak yapılmış. Bunlardan mesela Fransa'da galiba bir tane var. Çok kötü durumdaymış. Bilmiyorum, ben görmedim. Böyle. İşte bak, o mu acaba? Yani bu o mu bilmiyorum. Prefabrike olarak yapılmış. Evet, zaten demiri nasıl yerinde demirci ocağı açıp döküm yapamazlar ya inşaat alanında. Başka bir yerde yapıp getirecekler. O zaman da işte prefabrike oluyor zaten. Yani, çok genelde. Araya gireceğim ama bak, şimdi tabii. Ben bu prefabrikasyon kavramını kullanırken burada bir şeye karşılaştım ki ona güvenerek kullandım. Mesela bu demir köprüler, bahsettiğim köprülerin, köprü dosyalarında ihaleye çıkarken de, önerilirken de bu köprülerden prefabrike köprü diye bahsedildiği için benim hani düşüncemle, ben öyle kullanarak şey yaptım. Bu tarih daha önce olduğu için prefabrikasyon kavramının 60'tan sonra, 50'den sonra değişerek bugünkü bildiğimiz anlamına dönüşmeye başladığını, önceden sadece atölyede ön üretim anlamında, yani seri üretim anlamında kullanılmadığını düşünerek savunma gibi oldu ama burada böyle bir şeyle bağlamlayayım. Yani prefabrike kelimesi dönemin içinde kendi yaptıkları şeyler içinde kullandıkları bir kelime. Orijinal metinlerde rastlanan. Şimdi çok özür dilerim. Pardon. Yani esasında yanlış değil de ilave katkı olarak söylüyorum. Yani prefabrikasyon kelimesi de bize dışarıdan gelme bir olay. Dolayısıyla prefabrikasyonu onun için dedim, inşallah bir başka vesileyle yalnız prefabrikasyon konusu olursa uzun uzun ben de daha fazla şeyler söyleyebilirim.
Yani yok işte yarım prefabrikasyon, tam prefabrikasyon, hafif prefabrikasyon, ağır prefabrikasyon. Bunlar hepsi sahiden teknolojiyle ilgili de çok yakından bağlantılı var. Yani bu şey olarak yadırgamıyorum. Yani yadırgamıyorum ki yanlış falan demek istemiyorum. Ama sahiden prefabrikasyonun, benim de söylediğim gibi endüstrileşmiş yapımın bir ögesidir. Bir unsurudur prefabrikasyon. Yani ki esasında endüstrileşmek ne demektir? Bir endüstrileşme oranı diye bir kavram var. Yani bir ürünün, kullandığınız ürünün kaçta kaçı fabrikada bitirilmiş, kaçta kaçı montaj, yani şeyde bitirilmiş, şantiyede bitirilmiş, yerinde bitirilmiş. Bu ne kadar fabrika oranı yüksek olursa o sistem daha endüstrileşmiş. Yani bir otomobilin ürünü fabrikadan çıktıktan sonra yola koyarlar, binersiz gider. O yüzde yüz endüstri. Ama konu böyle değil. Veyahut da refabrikasyon değil. Yani ama benim de onu sözlerim arasında söyledim. Endüstrileşmiş sistemin vazgeçilmez bir olayı prefabrikasyon. Ama her prefabrikasyon veyahut da prefabrike yapı yani endüstrileşmiş anlamına gelmez. Aynen. Yani burada da endüstriyel bir üretimi kastederek değil de ön üretim ve aslında benim tartışmaya getirmek istediğim, konuşmamızı şey yaptığım, düşündüğüm şey şuydu. Yani bunu niye burada yapmadan, yani bizdeki durum kitaptan da hani anlattığınız şekilde daha politik bir çeperi var. Ama mesela bunu Afrika'da misyonerlikle de bağlanan kısmı o. Yani mesela misyonlarda papazlar sadece din bilgisi vermiyorlar. Tuğla yapmayı öğretiyorlar mesela Çin'e gidenler. Yani aynı zamanda yapıcılar da, başka bilgiler de anlatıyorlar. Ve burada işte üzerlerine aldıkları teknolojik bilgi onları orada böyle mistik bir figür haline de getiriyor. Ve aslında demir kilisenin yapılıp da götürülmesi, birincisi orada iş gücüyle yeni kilise yapmak belki zor olduğu için böyle yapmayı tercih ediyor olabilirler. Çünkü hani o teknoloji yok, mevcut yapı sistemleri daha geleneksel, onu bilen birini bulup yaptırmak hani misyon kurarken vakit kaybettiriyor belki bir koloni kurarken. İkincisi de yani bence arkasında böyle bir de hani uzay gemisi gibi inmenin de yarattığı o daha ilkel buldukları toplumdaki mistik durum da var. Şimdi bu açıdan baktığımızda İstanbul'daki bunların hiçbirine tam olarak oturmuyor. Da burada da yapılıyor ama ilginç bir durum. Yani bizim de böyle bir sadece zamanla açıklanamayacak bir anlamı olması gerekiyor. Tartışır mıyız bunu diye düşünerek çağırdım. Yani orada yarışma projesini işte Ermeni Osmanlı. Yok yarışma projenin prefabrike yapılmak üzere değiştirilmesinde açılıyor. Yani yarışmayı şey kazanıyor. Yani kazanıyor ona veriyor. Hayır o işi yapıyor, projeyi yapıyor. Yapıyor. Ondan sonra bu şey, bunu kim yapacak, nasıl yapacak oluyor. Evet, ben yalnız onu söyleyeyim, bir suçlama olarak almamak lazım. Ama yani biz epeyce vaktimizi aldınız Mete'yi de. Tartışma kısmında. Tamam, evet. Tartışma kısmında gene olay çıkıyor. Tamam. Tamam, tamam. Hemen bırakayım mı? Kiliseyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi şöyle, projeyi nasıl oluyor da Aznavur alıyor, onu bilmiyoruz. Yalnız Ermenilerle Bulgarların bir şekilde bir yakınlıkları var. Hani öyle olabilir. Ayrıca bu Aznavur'un hazırladığı ilk proje dediğim, daha önce başka projeler de yapıyor. Yani epey bunun resmi makamlardan geçip onaylanması epey zaman alıyor. Proje değişiyor vesaire. Ve proje yapılırken bunun demirden yapılması ve prefabrike olarak yapılması söz konusu değil zaten. Bu nasıl daha hafif olabilir? Esas şeyleri, esas çünkü kayıyor, arazi kayıyor. Daha evvel
yapılan arazi de yine kaymış. Yani bundan 20-30 yıl önce yapılan temeller parada bitince bırakmışlar. Onları söküp tekrar bu bina yapılıyor, kazık çakılıyor bina. Dolayısıyla orası şey bir arazi, zor bir arazi yani. Ve sonra diyorlar ki kendilerine, doğru yahut yanlış olduğu önemli değil düşüncelerini. Bunu prefabrike yaparsak biz, hem kurulması kolay olur, hem hafif olur, hem de burası ne derece doğru düşünülmüş bilemiyorum onu, hem de yine kayarsa sökeriz, başka yere tekrar kurarız diyorlar. Bu mümkün müdür değil midir teknik olarak bilmiyorum. Orası önemli değil zaten söz konusu olmadığı için. Bu şekilde hazırlandıktan sonra biz Aznavur'un da herhangi bir prefabrikasyona uygun proje yapma bilgisi ve yeteneği var mı onu da bilmiyoruz. Ama yapılan proje bu düşünülmeden, ya daha doğrusu şöyle, prefabrikasyona uygun bir proje olsun diye düşünülmeden yapılmış bir proje. Zaten onun için de işte biz bu kiliseyi yapmak istiyoruz. Bunu kim nasıl yapacak bize teklif verin diye yarışmaya çıkartıyorlar. Wagner firması, ki bugün hala var. Sonradan başka bir firmayla birleşiyor. Onun adı altında hala devam ediyor. Ben ilişkiye geçtim, mektup yazdık biz. Savaşta arşivleri yok olduğu için bize o zamanki belgelerden, projelerden veremediler. Ama hala olan ünlü bir firma bu. Bu firma kazanıyor. Ben bunu yaparım, şu şekilde yaparım diye kazanıyor. Yahut belki ihaleye mi çıkarıyor artık, onları tam bilemiyoruz aslında. Müsabaka diye geçiyor. Ondan sonra onun bir takım elemanları bu projenin prefabrike olarak imal edilmesi konusunda çalışmalar yapıyorlar. Yani doğrudan doğruya alıp tamam bunu yapıyoruz demiyorlar. Bayağı o proje muhtemelen birçok bakımdan, birçok yerinden de değiştirilmiş olacak. Ondan sonra işte yerine şeyler çakılıyor, kazıklar çakılıyor. Ondan sonra üstüne taş plaklar konuyor. Ondan sonra kilise de gelince onun üstüne konuyor. Burada sizin söylediğiniz bir şey var yalnız. Benim hep karşı çıktığım, çünkü biz şehir efsanesi yaratmaya ve yaratılmış şehir efsanesine hemen inanmaya çok meyilli. Bu da herhalde bu doğululuğu, hayal dünyası, rüyaya çok inanmak filan gibi özelliklerimizden, yani kültürümüzden gelen bir özellik olacak. Karşıki Mihrimah Sultan Üsküdar'da camisine öğrencilerimi götürdüğüm zaman kapısının önünde içeri girmeden derdim ki hep, her sefer, bana bakın ben size anlatacağım. Bittikten sonra istediğiniz şeyi sorun. Yalnız Mihrimah Sultan'a aşık olmuş, karşıki camiye bilmem ayın bilmem kaçında bakınca oradan ay buradan gibi saçma sapan şeyler soranı döverim. Baştan söyleyeyim derdim. Bayılıyoruz bu gibi şeylere. Bu da efendim neymiş, işte bir gecede yaparsanız ya bir haftada yaparsanız bilmem ne olur deriz. Ve bunu çok rahatlıkla söylüyorum çünkü arkadaşımdır. Murat Belge gibi amatör bir şehir rehbercisi diyelim. Artık böyledir diye yazmıyor, anlatılır diye yazıyor ama yayılmasına da neden oluyor, şey oluyor. Bir haftada böyle bir şeyin yani olmadığını bugün... Bırakın şeyin mimar okulunun birinci sınıfındaki bir öğrenci diyor, ulan yapılır mı bu bir haftada diyecektir. Yani mümkün olmayan bir şey. Ama çok kısa sürede yapılıyor olması ve o zamanki insanlar özellikle düşünün, adam önünden geçiyor, işine gidiyor her gün. Baba diye katip adam dönüyor, tekrar geliyor. Bakıyor bunu. Ertesi gün diyor, vay canına ulan bak buraya da yapmışlar. Ve bu çok hızlı onların kafasında birkaç ay. Çok hızlı bir süre. Çünkü o zamanki inşaatlar daha uzun sürmekte. Dolayısıyla böyle bir şehir efsanesi çıkıyor ve o söylediğiniz etki, hani mistik bir şey, o burada söz konusu herhalde. O olabilir. Anlaştık değil mi?
Peki. Sormak istediğiniz bir şey varsa söylersiniz. Türkan Hanım'la onun sunumunu dinledikten sonra inşallah bir tartışma vaktimiz kalırsa hep birlikte devam ederiz. Ne için hocam? Hemen anlatayım. Hızlı anlatayım, bitireyim ben hocam. Hemen çok enerjik bir şekilde anlatacağım. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık bu güzel günde burada olduğunuz için. Ben de sizler sayesinde ilk defa burada bulunuyorum. Çok hoş bir mekan. Betonarme anlatacağım ve şey de çok hoş, yani brüt beton bırakılması da böyle çok enteresan bir şey oldu benim için. Evet, kalıplama çok kötü. Ben de hiç sevmiyorum zaten hocam böyle brüt beton laf aramızda. Osmanlı mimarlığında değişim, modernleşme, tarihi yarımada betonarme mimarisinin ilk örneklerini başlık olarak aldım. Ben bu çalışmaya nasıl başladım? 8 yıl sürdü, önce onu söyleyeyim. Bir bebeğim vardı, henüz karnımdaydı, böyle minik minik tekmeliyordu. İlkokula başladı, ben doktoramı verdiğim zaman. Yani sürecin uzunluğunu tahayyül etmeniz için söylüyorum. Bu işler kolay ortaya çıkmıyor ama merak edip böyle ucunu kurcalarsanız bir şeye ulaşmayı hedef... Ben bayağı bir moral bozukluğu yaşadım önce. Arıyorum, hiçbir şey bulamıyorum yani. Onu dedim, herhalde yazamayacağım ben bu tarihçeyi. En sonunda arşivlerden belgeler karşıma çıkınca, hatta göstereceğim, kırmızı kurdeleli böyle çok heyecanlandım. Çünkü çok resmi belgeler, işte filmlerde de görüyorsunuz siz, daha böyle özenli saklanıyor, özen gösteriliyor. Bu şekilde mühürleri vesaire de hepsini birlikte göreceğiz. Bu belgeler daha çok Galata bölgesinde ortaya çıkıyor. Şu anda da Galata Port olarak adlandırılan çok popüler göz bebeğimiz, tarihi ve ticari mekan olarak adlandırdığımız noktada karşımıza çıkacak. Bu süreçte doktora başarı bursu elde ettiğim Sabancı Holding'e de hemen kısaca bir teşekkür etmek istiyorum. Belge çevirileri için de şu an aramızda değil ama İsmail hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerime de ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim. Onları sizin huzurunuzda. Şimdi bu estetik algıda, mekan algısında değişim oldu, teknoloji oldu. Tabii ilerlemenin, bir kere ilerlemesek zaten hala mağarada yaşıyor oluruz. Ben öyle düşünüyorum. Bunu mutlaka öncü bir görüş olarak düşünüyorum. Bu hayaller, işte önce düşünceler, Leonardo da Vinci'nin vinçleri, makinaları filan, bunları hepimiz biliyoruz. Bir buradan buraya doğru gidiyoruz. Bir de tarihe merak ettiğiniz zaman aslında bir nevi de teknolojiyle de temasta bulunuyorsunuz. Yani tarihle teknolojinin ilginç bir iki ayrı uçta bir bağlantısı var. Yani enteresan bir şey değil mi? Biri uzayın öbür ucunda, geçmişte. Biri de gelecekte, öbür tarafta. O iki merak insanı aslında bir yere götürüyor. Ben de bu vesileyle bu iş nerede oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu? Biz böyle okulda okuyoruz, sizlere de okutuyoruz. Modernizm şurada başladı. Corbusier'in manifestosu var. Efendim, işte betonarme oluştu, modernleşme başladı. Osmanlı'da bu iş nerede oldu? Bir yer bulamıyorum yani başlayacak. Var evet, yani bir anda böyle bir 1920'lerde, 30'larda betonlaşma oldu, apartmanlaşma oldu. Ama ara kesitte bir boşluk vardı. Ben de o ara kesiti sorguladım. Bu süreç içinde evet, yani 2. Abdülhamit padişahlık dönemi, onun yönetiminde, onun döneminde ne var? Oryantalist bir üslup var, neoklasik üslup hakim, Levanten mimarların Türkiye'ye getirilmeleri veya burada yaşayan mimarların eserler vermelerini görüyoruz. Peki bunlar nasıl oluyor? Tabii ki temas sürüyor. Yani uzak değiliz aslında. Bu mesela Abdülhamit kitabından alıntı yaptığım birkaç satır. İkinci Wilhelm'in kayınbiraderi gelmiş, onunla izdivaç eden gelini gelmiş, Bursa'ya gitmiş. İşte Napolyon Bonaparte hanedan şefi, damadı Belçika, Brüksel elçisiymiş. Demek ki biz onları ağırlamışız, biz oraya gitmişiz ve çok yakın temasımız sürüyor. Bunların da belgeleri var. Bu da Abdülaziz'in ziyaretleri. Paris, Londra, Viyana ziyaretleri. Peki ben ne anlıyorum veya biz hepimiz ne anlıyoruz betonarme denilince?
gerçekten direkt bunu anlıyoruz yani, değil mi? Peki biz yine Maltepe'de görev yaptığım üniversiteye çok yakın bir bölge, Gülsuyu bölgesinden bir kare göstermek istiyorum. Bu şekilde çok kötü ama inanılmaz güzel bir ada manzarası var. Yani orada yaşayanların da aslında çok güzel bir bakış açıları var. Gerçi görüntü olarak böyle görünüyor. Peki Avrupa'da betonarme imgesi nedir? Biz bunları hayranlıkla okuduk, okuttuk öğrencilerimize de. Biz de hayranlıkla kitaplardan takip ediyoruz. Corbusier, Oscar Niemeyer'in, Aldo Rossi İtalya'da böyle kullanmış. Bakın gayet zarif sütunlar, incecik kolonlar üzerine yükseltmiş, bir saat kulesi eklemiş. Bu bina mesela ne olabilir? Böyle bir kutucuk. Mezarlık binası. Kutu kutu olmasının bir felsefesi var. Sağdaki resimde çekmeceler, yani külleri, yanan külleri burada saklıyorlar. Burası da San Cataldo'da bir semeteri olarak geçiyor. İşlevi de dışarıya yansıtmış. Böyle bir fonksiyonu var. Louis Kahn'dan da etkileniyoruz. Yani brüt betonu nasıl kullanmış? Bakın bu da hayranlıkla izlediğimiz güzel, uçsuz bucaksız bir sonsuzluğa uzanan bir perspektif. Yine dönüyorum Türkiye'ye. Bizde beton imgesi nasıl? Böyle. Yani acaba bir estetiği var mı yok mu? Şimdi biraz da bunları düşünmenizi istiyorum. Biraz bunları da birlikte sorgulayalım istiyorum. Yani betonun bir estetiği var mı yok mu? Niye yok? Olmalı mı? Nasıl olmalı? Bizdeki nasıl olmalı? Bendeki tanımsız. Böyle bir soğuk. Sanki baktığımda otopark işte sıvanmamış bir gecekondu cephesi imajı var hala. Niye bende böyle? Veya niye hepimizde böyle? Böyle bir inşaat kültürü var çünkü bizde. Yani böyle bir terk edilmiş, sıvanmamış, tamamlanmamış bir mimari algı var. Hemen bir kısa Louis Kahn brüt betonu çok seviyor, çok başarılı kullanıyor. Uzun yıllarda eserler vermiş. Mekanla bütünleştiriyor. Bakın dikkat ederseniz araziyle, boşlukla, havuzla, yeşil alanla, denizle, deniz yoksa bir göl, küçük bir gölle bir araya getiriyor. Bir ikinciye de bakalım. Yine Louis Kahn'ın eseri. Biraz sesini açabilir miyiz? Evet, bakın iki nesil arasında veya iki kültür arasında böyle farklar var. Peki betonarme terimi ne zaman, nerede çıkıyor? Böyle kısaca biraz ona değineyim. Betonarmeden önce simanarme denilen bir terim karşımıza çıkıyor. Ben bunu Pervit Çatıları'nda çok rastladım. Fransa'da da bu terim çok kullanılıyor. İlk önce park ve bahçelerde, kaskatlarda, köprülerde armeli beton olarak geçiyor. Ara ara tarihlere size referans vereceğim, oralara dikkatinizi çekeceğim. Bu 1875 yılı. Aslında arme deniyor, yani donatılı çimentoya betonarme deniyoruz. Çiment çimentodan geliyor. Çiment armeli olunca simanarme olmuş. Daha sonra betonarme tekniğine, betonarme terimine geçmiş. Eş zamanlı gittiğinin yine altını ben de çizmek istiyorum diğer konuşmacılarımız gibi. Bir dönem tramvay yolunun geçtiği elit bölgede, Beyoğlu, Şişli, Nişantaşı, Aksın'daki yolların hem yağışa dayanıklı olması hem de uzun ömürlü olması amacıyla yolların beton döşenmesi istenmiş ve bununla ilgili belgeleri de rastladım. Birazdan yine göstereceğim. 1900'de Fransa bu betonarme tekniğini gerçekten çok benimsiyor. Auguste Perret ile birlikte
yaygınlaşmasını da bir kırılma noktası olarak alabiliriz ama işin arka planında hani uzmanlar ne yapmış? Böyle 1900'de bir komisyon oluşturuyor. 1905'te bir betonarme yönetmeliği hazırlanıyor ve 1906 yılında da yayınlanıyor. Bu tarihin altını şunun için çiziyorum. Bu tarihler ileride bizim Osmanlı belgelerinde karşımıza çıkacak olan yapı tarihleriyle ve görüşme tarihleriyle çok eş zamanlı olarak örtüşecek. Betonarme yapı sektörüne girmeden önce denemeler yapılıyor. Yani ben saksı bile yapıldığını okudum. Donatılı saksı yapılmış daha sağlam olsun diye. Bir betonarme kayık üretiliyor 1848'de. Bu işi Amerikalılar bir ileriye götürüyor. Savaş gemileri üretiyorlar. Belki ahşaba karşı daha dayanıklı olduğunu düşünerek. 1850 yılında Avusturya'da yolda kullanıldığını görüyorum. Geri döndüm. Osmanlı belgelerinde de rastladım ben. Sene 1887 fetvahane dedikleri bölgede dahili ve harici tel üzerine çimento ile sıva yaptırılması. Aynen bu ifadenin geçtiği belgeleri okudum. 1908'de Babali Caddesi yani bizim şu an bildiğimiz Cağaloğlu bölgesinde kaldırımların betondan inşası talep ediliyor. Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı'na dönen caddedeki şu anki Barbaros Bulvarı'nı tarifliyor. 1893 yılında yine bu yolların beton yollar yapılması. Bakın yukarıda ilk şeyde karede kırmızı mı? Diyor ki üzerine beton kullanıma dair belgelerden anlaşılmaktadır. Darüşşifa'nın toprak ve çamur olan harem cihetine mahsus gezinti mahallinin çimento döşetilerek. Yani sebebi ve gerekçesi de burada gayet net olarak tanımlanmış. Hani ulaşımla birlikte başlıyor dedik ya teknoloji aslında. Yine aynı yere refere etmek istiyorum. Amerika'da neler yapmışlar? 1873 yılında bir makine mühendisi, mimar arkadaşı Robert Mooka diyor ki ben yangına dayanıklı bir ev istiyorum diyor. Bu da Amerika'daki ilk betonarme ev olarak kabul ediliyor. Ama bu betonarme evi az önce gösterdiğim betonarme imgesi gibi algılamayalım. Yani tam bir iskelet sisteminin kurgulanması biraz daha zaman alacak. Peki nedir bunun betonarme olduğuna dair ipucu? Döşemelerde deneniyor. Henebik tekniği dediğimiz tekniği deniyorlar. Yine tekrar oraya da geleceğim. Seneye yine dikkatinizi çekiyorum. 1873'te başlıyor ve 3 yıl sürüyor. Fransız kökenli Henebik bu işin püf noktasını keşfediyor. Ve 1892'de, bakın çok erken bir tarih, patentini alıyor. 1894'te Fransa'da yapılmış ilk betonarme bir bina olarak tarihçe burayı gösteriyor. Şu binalar. Dıştan yani dönemin mimarisini yansıtıyor aslında. Yine dönüyoruz 1894'te Osmanlı'da çok kıymetli bir belgedir bu. Mektebi Tıbbiye Şahane'nin inşasında ve daha ülkel laboratuvarı diye geçiyordu belgede. Ben Kuduz laboratuvarıymış. Araştırma yapıldığı için tabii tıp açısından. Burada yapılacak döşeme için yapılacak masrafı sadarete arz ediyor. Bu da bildiğiniz bina zaten Kadıköy bölgesinde. Şimdi burada artık mimarlara dikkatinizi çekeceğim. Kim? Karşımıza çıkıyor. Alexander Valery ve Daronco. Yani döneme imzasını vurmuş iki Levanten İtalyan ve Fransız kökenli mimarlar. Yine dönelim, eş zamanla bakıyoruz. 1902'de Auguste Perret, Fransa'da Perret kardeşler, biri mimar, biri mühendis. Ne yapıyorlar? İki bilgiyi birleştiriyorlar. Hem mühendislik hem mimarlık bilgilerini birleştirerek konut üretimine geçiyorlar. Bunu artık sivil mimaride kullanıyorlar. Bu da bir simenarme yazıyor bakın tabelada. Gayet net bir şekilde bu da Perret'in kendisi. Bina nasıl bir bina? Bakalım hiç de cepheden öyle bugünkü binalardaki gibi bir algı yok. Gayet süslü. Yine dönem mimarisini hatta Arnuvo'ya da yakın. Değil mi? Demirlerdeki bitki motifleri, çiçekler, yapraklar.
net bir şekilde görünüyor. Ama betonarme planı da ben incelemek istedim. Planda da öyle aşırı rasyonel, ritmik bir plan değil. Yine kırmaların olduğu bir plan. Bu da şantiyeden bir görüntü. Peki o yıllarda dönem mimarimiz nasıl Osmanlı'da? Bunları hepiniz biliyorsunuzdur mimarlık tarihinde. Karaköy bölgesinden göstermek istiyorum. Hemen iskeleye giderken Karaköy Palas. Şu Monjeri'ye ait. Bu Salt Online, Salt Garanti Salt'ın binası, giden öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Orta avlulu, galerili. İkinci vakıfhan ve vakıfhanların hemen hemen hepsi Kemalettin'e ait. 1911 yılını aşağı yukarı refere ediyor. 1909'da Generali Han yapılıyor Monjeri tarafından. Frej apartmanı, ki çok beğendiğim bir apartmandır bu da. Kiryakidis'in apartmanı. Şimdi burada bir kalalım. Tarihlere dikkatimizi çektim. 1902'de ne olmuş, 1906'da ne olmuş, 1894'te ne olmuş? Bir hareket var, bir git gel var, bir teknolojinin buraya yansıması, kullanımına dair ipucu değil bakın, ta kendisi burada var, mevcut. Peki, hani hep diyoruz ya tarih okuyoruz, bunu şimdi birleştireceğiz. 1909'da 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Bu bir kırılma noktası. 1912'de Balkan Savaşı çıkıyor. Bu da bir kırılma noktası. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmezsek biz bu dönemi hiçbir şekilde algılayamayız. Çünkü bende hep o soru işaretleri oluştu dediğim bu konulardı. Yani bir şey oluyor, durmuş. Tam o ortaya tam çıkacak. Yani tam o manifesto konacak. Modernizmin manifestosu yazılacak. Yazılamıyor. Bunların hep gerekçelerini, ben cevabını bu şekilde buldum. Bakalım. Yine Galata bölgesine geri dönüyorum. Ulaşım, haberleşme, işte askeri alanda, eğitim alanında pek çok yenilenme hareketi başlıyor süreçte, biliyoruz Osmanlı yönetimi tarafından. Yine öne çıkan mimarlar yine karşımıza bu binalarla ve belgelerde karşımıza çıkacak. Peki bu teknolojiyi değiştirmeye sebep olan şey neydi? Yani hem dünyadaki yenilikler hem de çok güçlü bir deprem kuşağındayız. Yani çok zarar görebileceğimiz bir noktadayız. Bunun belgelerini hepimiz biliyoruz, fotoğraflarda ve haritalarda. Raporlar incelemiyor, konuşuluyor, zararlar ele alınıyor. Neden bu şekilde oldu? Yangın çıktığı zaman deniliyor ki artık ahşap yapmayalım, hep kâgir yapı yapalım deniliyor. Peki geldik, belgeler bize neler söylüyor? Şu kurdeleli belgelerden bir tanesi, bakın bu görünce çok sevindiğim, artık benim kırılma noktam bunlardan biriydi. Bunların hepsi Fransız şirketleriyle, Fransız mühendisleriyle, Belçikalı, Alman mühendislerle hepsi yazışma. Sayfalarca böyle metinler buldum. Hepsini tabii deşifre edemedim ama çok önemli şeyler söylüyor. Dönemin Maliye Nazırı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı vesaire. Peki bu teknolojiyi yapmak için ne gerekiyor betonarme için? Çimento gerekiyor. Çimento bizde var mı? Yok. 1911'de ancak kuruluyor. Ne kadar farklı? Dünyada ilk çimento fabrikası 1848'de kuruluyor. Bizde 60 yıl gecikmeli olarak kuruluyor. Dünyada ilk betonarme bina 1902'yi alırsak, Peren'in apartmanlarını, Osmanlı'da da 1906'lar, 1902'ler o arada gelmeye başlıyor. Yani pek de geç kalmış sayılmıyoruz aslında. Bu çimento fabrikasına hemen bir küçük parantez açmak istiyorum. Bununla ilgili Çimento Fabrikalar Tarihi kitabı var. Orada da savaş yıllarında çimento temin etmek için zeytinyağı verdiğimizi falan okumuştum ben. Yani çok üzücü bir şey aslında. Hani mali olarak sıkıntıdayız. Yapmak istiyoruz. Hani böyle bir iyi niyet var ama bütçe nedeniyle çimento alamıyoruz ama zeytinyağı karşılığında almışız. Böyle bir şeyler de okumuştum. 1874 yılına ait yine bir yenilenme belgesi gördüm. Bu da beni çok heyecanlandırdı.
Çünkü bu yani yine Galata Port bölgesini adlandırıyor ve bakın yine Port ve Konstantinopol, yani İstanbul limanı üzerine bir avant proje. Monsieur Marius Paşa ile yine Fransız kökenli. Çok çizimler yapılmış, inanılmaz projeler üretilmiş, yazışmalar, dosyalar, evraklar gitmiş gelmiş. Belki de daha önce olabilirdi yani bu yenilenme, bu teknolojinin ilerlemesi. Sonra 20 yıl kadar sonra tekrar gündeme geliyor. 1894 yılında yine bu Galata Köprüsü ucundan Eminönü sahil bölgesine tarifleyen, yani sizin çok iyi bildiğiniz o köprünün baş ucuyla diğer tarafı, iki iskele arası ve Salıpazarı Mimar Sinan bu hatta doğru gelirken, 1895 yılına ait denizcilik işletmelerinden, arşivinden bulduğum bir fotoğraf vardı. Rıhtımların yenilenmesi. O rıhtımlar üzerinde tabii binalar var. İskelelerin yenilenmesi her zaman gündeme geliyor. Çünkü en çok kullanılan ve en çok yıpranan binalar, iskele binaları. Bununla ilgili haritalar, işte istimlaklar, efendim, binalar şöyle olmalı, bu cephede olmalı gibisinden bir takım yazışmalar başlıyor. Peki neden burada? Çünkü Bankalar Caddesi de burada biliyorsunuz, Karaköy'de, Tophane'de. Bütün ticaret, bütün sigorta binaları vesaire hepsi o noktada konumlanıyor ve elit bölge dediğimiz Beyoğlu, Eminönü hattı, tramvay hattı bu hat üzerinde gidiyor. Yani kamu yapılarının çoğu bu bölgede. Bu da yine en değerli belgelerden bir tanesi. 1906 Haziran'da Haydarpaşa dönemin şef mühendisi denizcilik işletmelerinin tek başlıkta yazıyor. Bakın, Le Beton Arme. Yani hiç kuşkusuz, şüphe yer vermeyecek şekilde gümrük binası ve antrepolarının beton arme konstrüksiyonu hakkında Hasan Fehmi Paşa ile şirket arasındaki yazışmaları görüyoruz. Dok ve antrepoların inşası için Fransız ortaklı bir Osmanlı hükümetiyle birlikte şirket kuruluyor. Bu şirketin logosunu da göstermek istiyorum. Yani sermayesi oldukça yüksek bir total, kapitali de yüksek. Belçika ve Almanya normlarına uygun bir betonarme inşaat ölçülerinden bahsediyor belge. Yani artık diyor ki bu teknolojiye geçmeliyiz, bu teknolojiyi kullanmalıyız diye uzmanlar bu şekilde ilerliyor. Komisyonda yer alan isimlere bakıyoruz. Turku Muhabir Dönemin Mühendislik Okulu, Fen Heyeti Müfettişlerinden Yorgo, Fen Müdür Muavini Arslan, efendim, Tophane-i Amire'nin memuru Miralay, Nafia, yani Bayındırlık Bakanlığından Monsieur Lekler, Ticaret Nafiası vesaire. Yani bildiğiniz bütün bakanlıkla, Şeyhülislam'ın imzasına kadar bunu görebildim. Bakın şu dönemin Şeyhülislam'ı, Maliye Nazırı, Adliye Nazırı, hepsinin bu toplantılarda hem bilgisi var, hem imza yetkisi var, hem söz sahibi var. Hatta PTT Nazırı, PTT Bakanı bile, bakın burada var. Neden? Demek ki ulaşım, haberleşme, yol, efendim, bu tip kamu hizmetleri bir arada yürütülüyormuş. Yani birbirinden kopuk değil. Lekler'de, onun da bir altını çizelim, dönemin mühendislik, fen, inşaat, mimarı kitabı yazarı aynı zamanda. Yani biz bu teknolojiyi hem kullanmak istiyoruz, hem de eğitim alanında da aynı uzman kişileri görevlendirmişiz. Kitaplarını mühendishanelerde okutuyoruz. Yine Rusumat binasının çıkarılması için bir komisyon oluşturulması. İşte bu da bahsi geçen bina. Yani Rusumat binası, şu anki gümrük binası, hepinizin çok iyi bildiği, şu an yanında olmayan ne var burada? Yıkılan. Evet, yolcu salonu yok yanında. Karaköy yolcu salonu vardı. Hemen onun yanındaki bu süslü taş cephe. Mesela ben bunun neden cephesinin bu kadar renkli, hani böyle kaplamalı olduğunu da düşündüm. Belgelerde diyor ki işte rutubet var, en çok yağış, kara maruz kaldığı için bu binanın diyor eğer
rutubet sorunu olursa diyor, yüklenici şirket bundan da sorumludur diye sözleşmede sürekli onların altını çizmişler. Fransız geçidi çok iyi bildiğiniz Tophane'deki yine aynı dönem yapılmış. Rıhtım arazisi üzerine yapılacak yine gümrük binası hakkında sayısız belgeden bir tanesi. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Diyor ki işte çamur tabakası var, sağlam zemin yok, şöyle olur, böyle olur, yıkılabilir. Bu rıhtım duvarı mutlaka betonarme yapılmalıdır diyor. Hatta komisyon üyeleri birbirini ikna etmek için, yani yurt dışından gelen mühendisler diyor ki Marsilya, Cenova, Trieste limanlarında örnekler veriyorlar. Diyor ki o limanlarda da bu şekilde kullanıldı. Hemen o limanları görelim. Bakın Cenova Limanı 1899'da bu şekilde. Yani o yapılanma hep deniz kıyılarında başlamış yurt dışında da. Trieste Limanı, bu da bir Akdeniz İtalyan limanı. Tıpkı Salı Pazarı gibi bizim buradaki. Henebik tekniği çok kullanılmış. Simenarme tekniğinin kullanıldığını direkt bu kartların üzerinden görebiliyoruz. Bakın sistem henebik tekniği diye yazıyor. Yine Paris'te bir konstrüksiyon, rıhtım binası. Yine bir sahil binası, sanayi binası, 1916. Yine bu belgelerde çok yazışma olmuş o dönem. Yani bir türlü karar verememişler. Acaba kagir mi yapalım, betonarme mi yapalım? Daha sonra tekrar uzmanlara danışıyorlar. Sonra iş bütçeye geliyor. Bütçe meselesinde şu kadar fark mal oldu diyor. Kagir olursa şu kadara mal olur. Efendim arada 15 bin lira fark olur türünden. Yani 15 bin lira fark oluyor. Bu farkı da şey yapamıyorlar bir türlü. Kimi firma diyor 8 bin lira fark olur, kimi 15 bin lira diyor. Tabii o dönem bir ekmek kaç liraya alınır dönüp ona bakmak lazım. Yani 15 bin liranın neye tekabül ettiği için. 1906 ve 7 arasında yani çok yoğun yazışma görülüyor. Masrafların %41'inin hükümete ait olduğu tespit edilmiş. Öyle bir şey ifade ediliyor. İkna edilemiyorlar. Daha sonra da bir uzman Hacı Bayar Efendi'ye danışalım diyorlar. Bu da başka bir belgede. Yine betonarme usulünün kabulüne dair. Eğitim kanadında da baktığım zaman henebik tekniğinin betonarme yapılarda köprü tiplerinde ve hesaplarında kullanıldığını 1906-1907 hatta 1891 yılına ait kitapların okutulduğunu hep burada görüyoruz. Demek ki eğitim kanadında da bir paralellik söz konusu. Burada da sanıyorum ilk defa karşılaştık. Ben araştırmalarımda hiç böyle bir belgeyi bulmamıştım. Valeri'ye ait olduğunu buldum bu binanın. Valeri'nin yapılarının listesinde bu yok. O anlamda da şimdi bunu da ilk defa sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada Monsieur Valeri olarak raporda masrafların 4-5 bin liraya kadar geçeceğini, yine Marsilya Limanı'na rıhtım gümrük binası hocam, o çimili gösterdiğim. Şu. Şu. Baştaki. Yine o yıllarda neler olduğuna değindik, baktık. Bu süreçte Kemalettin Bey tekrar devreye giriyor. Birincilikle bitirdiği mühendis mektebinden Berlin Teknik Üniversitesi'ne gittiği için 1900'de ülkeye döndüğünde genç bir mimar henüz o yıllarda. Yani Valeri'nin ve Doronko'nun eserler verdiği dönemde. Bu da 2. Vakıfhan'ın betonarme binası olduğuna dair belgesi. Temel hesaplarından bir örnek. İkinci Vakıfhan'ın yine taşıyıcı sistemine ait statik baftaları. Dördüncü Vakıfhan şu anda bir İngiliz firma tarafından işletiliyor. Dünyanın en pahalı otellerinden birisi. Onun temel statik planı. Ben bu kolonlara baktığım zaman çok hayret etmiştim. Yani hani hep biz okulda öğretiriz ya iki kolon arası 5 metre 6 metre yapalım diye. 70-80 santimde bir bodrum katta kolonlar ve çelik pütürellerle, NPU profillerle desteklendiğini gördüm.
Zaten bu şu ana dek hep çelik biliniyordu. Benim bu araştırmamın sonucunda betonarme strüktür kolonlar var. Sağlam olması, hani daha güçlü olması nedeniyle de, isteğiyle de MPU profillerle güçlendirilmiş, çevresi çerçevelenmiş bakın. Yoğun donatılı bir betonarme şeması var. Bu da onun etriye repertuarı, detaylı paftası. Üsküdar'da tevkifhane dedikleri cinayet hapishanesi deniyor. O dönem cinayet işleyenleri ayrı hapishanelere koyuyorlarmış. Yine orada bir betonarme işi yapılmış, onun belgesi. Four Seasons Oteli hepiniz çok iyi biliyorsunuz Sultanahmet'te. Burada da yine bir betonarme su deposu yapımı için bir bedel ödenmesi belgesi. Bellevue Palace, daha sonra 27'lere, 30'lara geldiğimizde de zaten çok iyi bildiğimiz, betonarme olduğunu çok net görebildiğimiz binalarımız mevcut. Dönem mimarisine bakıldığında, yani bizde resmi yapılarda önce kullanılmaya başlanıyor Osmanlı döneminde. Fransa'da Pere ile belki konut mimarisinde önce karşımıza çıktı. Daha sonra konut mimarisine geçiyor Osmanlı ve Türkiye mimarisinde. Eş zamanlı gittiğini ben de söyleyebilirim. Yani geri kalmış diyemeyiz teknolojik gelişmelerden. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kapatma. Tabii. Şimdi tabii bu çok da iyi gözükmüyor ya, benim gözüm iyi değil. Buyurun. Bunun ölçeği nedir? Yani bunlar ne büyüklükte şeyler, onu anlatın. Hocam şurada hep Kemalettin'in imzası ve ölçekleri var. Bunlar bazıları 50 ölçek yapılmış, bazıları da kısa kesilmiş, mesela iki aks arası tüm binanın... Tamam, onu anladım. Ama o mesela orada U profiller var. Evet. Onların genişliği yahut ikisinin arası nedir? Kaç santim? Hocam hepsi var şeyde, şu etriye... Hayır, siz takriben bir şey söyleyebilir misiniz? Ha evet, 80 santim gördüğümü hatırlıyorum yani. Yani oradaki o şey, o kolon, diyelim ki o iki U, dıştan ölçü aldığınızda işte 80'e 81 ayak, öyle mi? Evet. Peki. Siz ama beton kısmı burada anladığım kadarıyla benim iki yandan beton olduğu gözükecek, iki yandan da U profil gözükecek, öyle mi? Hocam dört tarafını birden kaplıyorlar, yani şurayı da kaplıyor. Tamam. Tamamı çelik görünüyor. Zaten Yıldırım Hoca'nın da biliyorsunuz ilk araştırmalarında çelik olarak adletti. O yüzden biz yanılmışız, yani hep bu çelik. Peki içinin beton olduğunu nasıl anladınız? Haftalardan. Bakın etriye repertuarları var, hepsinin donatı şemaları var. Yani o zaman etriyeleri de koyuyorlar, iki tarafa aynen, kalıp yerine U profilleri koyuyorlar, iki aynen, tarafı da kalıp kapıyorlar ve döküyorlar. Döküyor. Zaten Alman eğitimi aldığı için Almanya'da, Berlin'de teknik, hani mühendis gibi bakıyor Kemalettin hep olaylara ve plan şemalarında. Ben de zaten çok şaşırmıştım. İlk, daha büyük plan haftaları da var. Peki bunlara soruyorum, ben tabii, de tabii, bir şey söyleyeceğim de onun için tabii, soruyorum. Bu şeylerin kolonları birbirine bağlayan kirişler nasıl? Şimdi kirişler, görünen kirişler çelik olduğu için zaten sanırım hocamız da hep çelik iskelet olarak değerlendirmiş. Şimdi ben iki şey söyleyeceğim. Tabii. Bir tanesini Pervitiç planı üzerinden çıkardım. Bir tanesini gözümle gördüm. Pervitiç planı üzerinde olan, şimdi olmayan bir bina, 1904'te yapılmış. Perpignani ve Marco Langas'ın mimarı oldukları Katırçıoğlu Hanı. Sonra bu yangında yanıyor. Yerinde şimdi yine Katırçıoğlu Hanı falan diye bir şey var ama şu an yok. O bina değil ama aynı arsa, aynı sınırlar içerisinde. Evet. Şimdi oradaki şeylerin, kolonların Pervitiç haritasında ölçüsü gözüküyor. Ölçüsü gözüküyor dediğim, yani ölçü yazmamış ama yani ne büyüklükte olduğu gözüküyor. Ve ona göre evet, bunun betonarme değil çelik olması gerektiğini insan düşünüyor. Hı hı. Ama
şöyle yapmışlar. Çelik kolon yapıyorlar. Böyle bir şey, mix bir şeyle yani. Putrellerle mesela filan. Ondan sonra üstüne sıva teli geçirip biraz da korumak için sıva yapıyorlar. Onun için de o kadar incecik. Yani betonarme kolonun olmayacağı kadar ince o açıklıkta. Gördüğüm, gözümle gördüğüm ise Rumeli pasajı. Rumeli Hanı. Yani Ağ Camii'nin bitişinde olan orasının şimdi ben bir Beyoğlu'ndaki 6 ay falan önce bir ameliyat oldum. Öyle uzak yerlere gidemiyorum. Yani ben Beyoğlu'na gidip görmedim onu. Daha ama hemen ameliyat öncesi gitmiştim. Yani sonbaharda gitmiştim. Bütün binayı gezdim. Orasını galiba Hilton'a otel olarak vermek üzere restore ediyorlardı. Sonra durdu galiba. Şantiye şefi olan arkadaşım da oradan ayrılmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bütün gezdim. Fotoğraflarını ben de çektim. O da çektiklerini verdi. Kolonlar böyle iki tane profilin levhalarla blonlanarak oluşturulmuş şekli. Evet, çok şaşırtıcı değil mi? Ama içini bilmiyorum. Yani ben onu içi boş bir şey olarak kabul ettim. Yok hocam. Sonra aynı şekilde onun için sordum. Yukarıdaki kirişler de aynı şekilde çeşitli profillerinin birleştirilmesiyle ve levhalarla, levha dediğimizde en az 1-1,5 santim kalınlığında levhalar yani. Onların blonlanarak, onlardan blonlanarak oluşturulmuş kirişler. Şimdi o kirişlerin içinin betonarme olması gerekmez. Ama öyle yapmışlar. Yani çünkü ama deprem kolon bölgesi, tamam olabilir belki. Hocam çünkü çok ağır depremler geçirdiği için İstanbul. Yani bir korku var, yani yıkılma korkusu var. Bu da hep işte belgelerde de görüyoruz. O sebeple tam betonarme sütürük, yani bugünkü anladığımız anlamdaki plastisitesini ve direncini bilemiyor henüz dönem mimarisi ve mühendisleri. Dolayısıyla diyor ki kolonu yapmış, bir de üstüne çelik kaplamış. Yani ve de o kadar yakın ki kolonlar. Yani depremde altında yatın hiçbir şey olmaz. O kadar. Yine yatmıyorsunuz da. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Sizle anlaşalım. Tabii. Ben şu anda üstünde çalışmakta olduğum kitapta gördüğüm şeye dayanarak bunun çelik konstrüksiyonu olduğunu yazmıştım. Üstünüz. O zaman size referans vererek bunların içinin şöyle olması da muhtemeldir diyebilir miyim? Kesinlikle. Tamam, çünkü ben hocam ben o şüpheyi gidermek için bütün vakıfhan binalarının belgelerini çok taradım. Çünkü şey cephe yanıltıyor insanı. Yani hani o boşluk dedin ya hep ara kesitte bir boşluk var yani. Hop diye 1920'de betona geçilebilir mi? Mümkün mü böyle? Birdenbire müteahhit işi beton binalara karşımıza çıkıyor. O ara kesit işte bizi o yüzden yanıltıyor. Yani üslup olarak oryantalist cephe ve Kemalettin'in cepheleri güzel. Evet iyi oldu değil mi? Beton ve ben statik baftalarının donatılarını da gördüm. A, B akslarını hepsini küçük harflerle yazmış. Aks aralarını falan da yazmış. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yanıltıcı şey şu. O şey olmaz. Aks aralıklarını yazmış olması, akslara isim vermiş olması. Hayır, donatı ve etriyeleri de referans ederek, yani etriyeler diyor. Hayır. Şöyle. Şu aks aralığındaki şu kirişin yahut şu kolonun etriyesi demiş olabilir. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Bakın ikinci vakıfhan betonarme temel hesap. Şurada yazıyor. Bakın gösteriyorum betonarme. Yani betonarme, ikinci vakıfhan betonarme olup da dördüncü vakıfhanın betonarme olmamasını bir kere yani vakıf üretimi olduğu için düşünemiyorum. Size şimdi şeytanın avukatlığını hocam, buyurun. Karşı çıkmıyorum. Yok konuşalım ama, tabii ki. Ben de hep yalnız kaldım bu konuda hocam. Konuşalım tabii ki. Temel betonarme planı demesi sadece temelin betonarme olması da şey olabilir. Tabii zaten hele bir yukarısı olmayabilir. Tabii. Zaten o geçiş dönemi ben de her binaya betonarme denmesinden karşıyım yani. Döşemesi donatılı oldu diye henebik tekniği kullanıldı diye betonarme olamaz. Henebik tekniğiyle üretilmiş demek lazım ona. Kabul. Ama burada strüktüre giriyor artık.
Fakat henüz emin olamıyorlar, öyle düşünüyorum yani. Bir de profillerle de döndürülmüş. Zaten hocanın gördüğü, Yıldırım hocanın gördüğü çatıdaki çelik kirişler net görünüyor ama ara katlar görünmüyor. Yıldırım Yavuz mu? Yıldırım Yavuz hocanın. Betonarme sistemde olmadığı kesin kanımca ama yani döşeme ile kolon arasında bir nasıl bir yani çelik bir bağlantı mı var, sadece beton mu döküyorlar? Hocam sıvandığı için yani kolon çelik döşeme beton sadece, yoksa gerçekten betonarme mi, sadece beton mu, yani bunların içine girilip kontrol edilebildi mi bu malzeme? Dördüncü vakıf an için şunu söyleyebilirim. Kaya Özgen Hoca İTÜ'den profesör doktor. Onlar bir rapor hazırlamıştı. Halil Onur Hoca da restorasyonda bulunmuştu. Otele çevrilirken. Onların raporlarını da okudum. Onlar da aynı kanaatteler. Ben de bu paftaları gördükten sonra o şekilde değerlendirdim. Ama ara akslar tabii yakın yani. Bugünkü anlamda dediğimiz gibi iki uçta büyük akslar yok. Çok acemi oldukları için henüz akslar da belirlenmiş değil. Evet. Yani bugünkü yöntemlerle. Şimdi bir çeliğin bir plaka olarak yerleştirilmesi. Kolon aksları mı? Plaka olarak yerleştirilmesi. Yani onun bir levha olması ayrı bir şey. Hı hı. Çelik strüktür olarak çalışması ayrı bir şey. Yani bunlar hep incelenebildi mi? Kesinlikle. Hocam şuna katılıyorum. Belki kirişler betonarme sarkmıyordu. Belki döşeme kirişleri çelik. Anlatabiliyor muyum? Oraları muallak, meçhul yani. Olabilir diyelim diye ondan söyledim. Hı. Şey kolay. Daha evvelde zaten ona yeni usul diyorlar. Evet. Volta döşeme daha eskiden beri yapılıyor. Buna geçildiğinde de zaten volta döşemede iyi yapılması için zaten döşeme imzasında çelik putrelle çevriliyor. Zaten bildikleri bir teknik. Onlar ona bağlanıyor. Arası da tuğla olarak yapılıyor. Yapılıyor, evet. Bunda da aynı şeyi kullanmışlar. Mesela benim gördüğüm Rumeli şeyinde, Rumeli hanında döşemelerin hepsi volta döşeme, şeyler, kirişler sadece kiriş olarak değil, dış duvarlarda da lento gibi sarıyor, böylece bağlamış oluyor. Kirişe, kolona geldiğinde kolonun üstünden geçiyor, kolona bağlanıyor. Onların arasında da işte şeyler var, iyi profiller, putreller var. O putrelerin yani 50-60 santimde bir volta döşeme yapıyor. Kanımca bu döneme belki de ilkel betonarme yapılar dönemi de mi? Daha doğru olacak gibi. Tam olarak da teknolojisi çözümlenmemiş. O ilkel, ama ilkel negatif bir anlam katıyor da. Hani Türkçenin bozukluğundan yani dolayı. İlk aşama oluyor. Yani doğru erken, bir isim. Erken. Doğru bir isim ama gerçekten ilk ya da ilk betonarme kesinlikle diye isimlendirmek lazım. Bugünkü gelişmiş betonarme anlayışının olmadığı kesin ve muhtemelen de karma sistemler, yani hatılın bulunması aslında yığma sisteme ait bir gelenek. Dolayısıyla yani gerçekten iyi analiz edilmediğini düşünüyorum. Daha çok yeni çalışılmaya başlandı için, evet. Konular. Bir de yapıların bizzat yani yerinde belki bazı yerleri kazınarak falan kontrol edilmesi gerekiyor. Belki de projelerle ne kadar karar vermek doğru bilmem. Ama şunu ben şöyle düşünüyorum. Yani betonun kullanılmış olması ve çeliğin kullanılmış olması, tabii bunların erken dönem betonarme yapıları olarak kabul etmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Teşekkür ederim, evet, kastınız teşekkür için. Ben de teşekkür etmek zorundayım sanırım. Süremizi bayağı bir kötü kullandık. Kötü bir moderasyonla kusura bakmayın. Çok iyi beceremedim sanırım bu işi. Tartışacak bir vaktimiz kaldı. Ortak bir iki soru alabilir. Saat 2'de. Bence bu kadar kalabilirsiniz. Öyle mi? Tamam. Anladım. O zaman bir soru, iki soru herkese hem bir teşekkür edip bir de toplayabileceğimiz. Öncelikle katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok farklı şeyler gördük, yeni belgeler gördük, bakış açıları gördük, başka alanlar gördük. Yani gerçekten bunları tartışmak, terminolojiyi de oturtmak adına çok lazım. Yani ben bir yerde görüp o terminolojiyi orada kullanmış olabilirim ama siz buna yani bir sürü emek verdiniz. Belki de işte erken dönemler için gerçekten yeni bir terminoloji geliştirilmesi gerekiyor. Bunu daha iyi tanıtmak için.
Ben herkese çok teşekkür ediyorum dinlediği ve ilgilendiği için. Sadece pardon, bizden sonra bir toplantı daha olduğu için, ona da hazırlanmaları gerektiği için 10 dakikalık bir tartışma hakkımız olduğunu düşünerek belki bir soru, iki soru. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Evet, terminoloji açısından. Tabii, buyurun. Almanca ile bir mukayesesi yapmıştık. Almanca'da betonarme ştal beton. Evet. Fakat Almanca'da ştal beton olmadan evvel demirle bu şekilde konuluyor. İsmi onun Eisenbeton. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Demin söylediler ya erken veya şey sahiden müşteri bunu. Ama Almanya'da mesela şey yapılıyor eski binalarda yani 19. yüzyılın son günlerde ortalarında falan hep Eisenbeton demişlerdir. Acaba diyorum. Hocam zaten konuşmamın başında ona dikkat çektim. Simanarme teknolojisi deniliyor. Yani simanarme, döşemede yani, kullanıyor oldukları binalara şimdi, simanarme diyor. Şimdi benim bildiğim yani. Hepinizin daha doğrusu bildiği bir şey var. Bir kere betonun onun içerisinde dolu olması biliyorsunuz ya. Evet. O bence gerekir. Evet. Yani neden gerekiyor? Bir kere o basınca çalışıyor. Evet. Bizim de betonarmede esasında, yani ben statik biliyorum çok bunlara kapılan, ister istemez şey yani içerisinde yani onun bir basınca karşı esas mukavemeti sağlayan betonarmedir. Ama burulmalar vesaire falan o şeyler vardır. Hı hı. Asıl çelik. Yani. Ama burada şimdi bir çelik zaten var. Ayrıca bir de şey yapmışlar. Beton kolon kullanmış. Kullanıyor yalnız. Yani yukarıda kirişlerin içerisinde de dolu olduğunu hiç zannetmiyor. Kirişlerdeki çünkü evet. Mesela ağırlığı şey yapar. Evet. Çelik. Kendisi yapmış. Yani profiller o şekilde konmuş olabilir. Muhtemelen çünkü çatı evet. Kirişleriyle kapatılmış. Bir de Vakıfhan tabii kurumsal yapı olduğu için hani sağlam ve kalıcılığını önemsedikleri için statiğini önemsemişler. Şurada bir soru daha vardı genç bir arkadaşımızda. Tabii. Zaten o bölüm araştırılabilir. Yani daha şu hala var olan yapılardan araştırılabilmesi şart. Pardon onu söyleyeceğim. Tabii. Bu şey Beyoğlu'ndaki üç han yani Afrika Hanı, Rumeli Hanı, Rumeli Hanı ve Anadolu Hanı üçü Yasmund'un binaları. Evet. Bu daha ben yazılmazdı, çizilmezdi. Yasmund'un binaları. Hı. Bir 1906 sıralarında 1-2 yıl içerisinde arka arkaya yapılmışlar. Hı hı. Şeyi rezil ettiler. Anadolu Hanı'nı rezil ettiler. O Flo ayakkabıcısı canını okudu o binanın. Evet. Ve yani o adamın gerçekten mimari suçtan idam edilmesi lazım onun kim yaptıysa. Afrika Hanı şeye restorasyona alındı. Dur yap başlanmadı bildiğin kadarıyla. Hocam işte ben bu gümrük binasının da yani işte, varlığından ilerideki varlığından da korkuşup biliyorum. Bunlar sıfırsattır. Bu Rumeli Hanı da yapılıyordu. Ben şansına girdim. Yakaladım girdim. Bütün bu araştırmaları yapmak için hatta şey bile bu yapılabilir yani ne olacak? Yani araştırma, fiziki araştırma tabii, yapılabilir. Tabii. Şey delinir, kolon delinir. Yani delinir. Evet o gösterdiğin ilk örnekler şu an müze olarak kullanılıyor. Mesela bizim de ilk betonarme binamız eğer gümrük binası olarak kabul edeceksek belki o da bizim birinci referansımız olabilir. Ondan önce denemeler var. Evet kabul. İşte döşemede olmuş, tıbbiye-i şahanenin döşemelerinde olmuş, bazı binaların döşemelerinde denenmiş. Ama strüktürel anlamdaki tam gerçek imgesine ilerleyen yıllarda kavuşmuş diyelim. Öğrencimizin bir sorusunu alalım mı? Beklet, kusura bakmasın. Merhabalar. Merhaba. Ben grafik tasarım öğrencisi olarak sadece binaları estetik olarak değerlendiren biri olarak soruyorum. Tabii. Genel bir soru. Hı hı. Binaların ömürleriyle ilgili. Evet. Maalesef yine Avrupa örnek vereceğim ama tabii. Avrupa'daki meydanlardaki o taş evlerden ziyade Hollanda'daki o kanalların üzerindeki 5 katlı ahşap binalar bugünlere kadar gelebiliyor. Biz neden şu anki evleri 50-60 yılda bir yıkıp onları yenileme ihtiyacı duyuyoruz? Hani duyduğumuz, gördüğümüz yasalarla beraber. Evet.
O zamanki teknoloji, buna 300 yıl önceki teknoloji, şu anki günümüzün teknolojisine eşit değil mi? Sizin sunumunuzdan sonra bunun hani kullanılan teknikle çok alakalı olmadığını fark ettim. Betonarme ile prefabrik yapı arasında. Hı hı. Kısaca aradaki farkı sormak istiyorum size. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler başka bir bakış açısıyla sorduğun için. Eisenman der ki binaları yıkalım. Zaten 30 yıllık, 25 yıllık ömürleri var der. Ben bu lafı duyduğumda çok şok olmuştum. Çok üzülmüştüm. Sonra dedim ki onlar Avrupa kültürü, coğrafyaları dar, küçük, belki de yer yok. Yıkıp mimarlara yeniden iş alanı üretmek üzere böyle bir şey söyledi, böyle bir manifesto söyledi. Coğrafya bilgisine gene geri döneceğim. Hı hı. Haritayı açın bakın, 13 tane Avrupa ülkesinin yüz ölçümünü toplayın, Türkiye kadar ancak ediyor. Bak bu önemli bir bilgi. Demek ki mimarlık üretecek sahaları yok. Doğru mu? Doğru. Bizim ülkemizde coğrafya olarak var. Yani yıkmamıza gerek yok birincisi. Yani başka bir ülke manifestosu böyle söylüyor olabilir. Öte yandan şunu söyledim. Dedin ki Avrupa'da binalar duruyor, müze olmuş, işte gidiliyor, geziliyor. Bizimki neden yıkılıyor? Evet. Yani doğru. Evet, yani hep beraber soralım. İşte şimdi tekrar bu kıyı bandının, buyurun, yenilenmesi söz konusu. Bazen yıkmak gerekebilir, kabul. Ama bazen de güçlendirilebilecek teknikler var. Bunlar öncelikli kullanılmalı. Yani ben de mimarlık tarihçisi olarak. Teknoloji ile tarih zaten o kadar iki ayrı uçta ki. Yani teknolojisiz mi yaşayalım? Hayır, tabii ki değil. Yani çok high-tech yapılar var, çok güzel binalar var. Onları üretebilecek başka coğrafyalarımız, başka arazilerimiz var. Yani diğerini yok etmeye, tırpanlamaya gerek yok. Her ikisini birden korumamız gerekiyor. Buyurun hocam. Bilinç altımızda hala göçebe kültürümüz var. Evet. Bana geçerken böyle bir bahçe duvarından dışarı dallar sarkmış mesela. Bakın düşünün, gözünüzün önüne getirin. Ben de yapardım bir zamanla. Şöyle elimizi uzatıp tırırırt diye dallardan birinin üstündeki yaprakları şöyle koparız, atarız. Bana bir sosyal antropolog arkadaşım dedi ki şakayla karışık olarak. Göçebe kültürümüzü vurup geçiyoruz. Göçebe kültürümüzün izi o dedi. Yani öyledir değildir o başka ama bizde, bizim kültürümüzde sürekli bir şeyi çok belirli binalarda var. Mezar anıtlarında var mesela. Ama onun dışında yıkmak, yani çok uzun ömürlü olmasın, şey değil. İstenen bir şey değil. Tabii bunun için yapmıyorlar şimdi. Yani bütün bu yaptıklarının çok önemli bir şey de var. Maddi karşılığı var onun için. Ama yani böyle bir şey var. Var, evet. Uzun şeyden hoşlanmıyoruz. Ya şöyle enteresan... Hocam buyurun. Çok enteresan bir nokta da... Şimdi mesela betonarmeye şunun için geçiliyor. Yangına karşı direnci yok. Tamam mı? Toplumun direnci yok. Avrupa'da da böyle. Yani veya depreme karşı. Nedir? Doğal afete karşı. Betonarme buradan yola çıkmış. Bak ilk önce örnek gösterdim size. Gemileri gösterdim hatırlarsanız. Yani suya dayanıklılık, işte ateşe dayanıklılığı keşfediyorlar. Plastisitesini de keşfediyorlar. Betonarme yapalım diyorlar. Ama işin bu noktaya geleceği, yani bizim gibi 3. dünya ülkelerinde estetikten uzaklaşabileceği belki hesap edilmemişti. Yani o noktada ne oluyor? Tekrar tarihe geri dönüyoruz. Örneklerde gösterdim. Cephe o dönemi anlatıyor ama strüktür yeni bir strüktür. Demek ki ikisini birden yapabiliyoruz. Yani bugün de aynı şeyi deneyebiliriz. Hepsi birbirini tekrar etmek zorunda değil binaların. Dolayısıyla yıkmaya da gerek kalmayacak. Uzun ömürlü, o da soru işareti. Ya 50 yıl ya 100 yıl değil mi? Binalar için ömür biçiliyor. Tartışılır. Piramitler ayakta, o da tartışılır. Yani ne yapmak istiyorsanız başlangıç noktası çok önemli. Zaten 1906'da ya 7'de hep tartışmalar sürmüş. Valeri hatta demiş ki ya çok kağıt israf ettik demiş. Yani artık dayanamamış. Binanın mimarı Alexander Valeri. Çok sözleşme yaptık, çok yazdık, kağıt israfı oldu diye. Ona bile üzülmüş bakın yani mimar olarak. Öyle bir şey okudum. Ben
Çok teşekkür ederim. Herkese bitirmemiz gerektiğiyle ilgili işaret alıyorum. Bütün konuşmacılara, dinleyenlere ve teşekkür ederiz. Özellikle evet. Bizi ağırlayan Stüdyo X'e, Pelin Hanım'a, Selva Hanım'a, Ege Hanım'a herkese çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sorular için herhalde biz buralarda bir olabiliriz bir müddet ama bizden sonra bir sunum daha var. Onların da çok ilginç olacağına dair bir duyumumuz var. İsteyenler ona da devam edebilir. Evet, çay kahve ikramı için size çok teşekkür ederiz. İstirahat alalım. Geldiğiniz için. Buyurun. Tarihleri boyunca hiçbir zaman koruma kavramı olmamıştır. Bunun göçebelikle de alakası olduğunu sanmıyorum ama çok uzun bir konu olduğunu düşünerek kesiyorum. Yani böyle bir sosyal yapısında böyle bir koruma anlayışı yok. Evet. Yani kişiler öyle yapılandırılmış ki buna değer vermiyorlar, buna inanmıyorlar. Bu hem toplumsal bir sorun hem de bugün tartışmamızın çeperinden bakarsak aslında biz betonarme ile ilgili yeni bir estetik bilgi kendimize göre bir ama kendimize has bir dil oluşturma konusunda Batı ile aynı çabayı göstererek başlamıyoruz. Zaten burada konuştuğumuzun konunun başlangıcında tartıştığımız şey o. Yani biraz da belki tatmin etmediği için bizi yıkmaya bu kadar müsait durumdayız. Ama eskiden de betonarmeyi zaten üretmemiştik. Evet. Yani betonarmeyi yeni bir estetik dil olarak üretmek aslında belki de bizim onu tartışma alanlarımızdan hiçbir içine girmedi. Yani hep konuştuğumuz şey nasıl adapte ettik, nasıl inşa ettik ama nasıl planladık? Bu konu çok ortada yok. Mimarlar olarak, dil olarak, ortada belge olarak da aslında çok fazla yok. Yani Kemalettin ve Vedat'ın betonarmeyle yaptığını biliyoruz ama betonarmeyle nasıl tasarladığını bilmiyoruz. Patentleri kullanan, satın alan bürolar onların değil, yapan, inşa eden firmalar satın almış. İlişkilerini doğrudan okuyabildiğimiz şeyler daha zayıf. Yani aslında tartışmayı belki de buna taşısak, bu doymuş yapı adı altında korumayı baltalayan şeyi kırabiliriz. Yani neye doyuyor ki yapı? Betonarmenin teoride yani yıllar geçtikçe mermerleştiğine dair bir fikir var. Yani aslında çürümüyor, daha da sağlamlaşıyor. Ama biz onu estetik olarak belki de yetersiz buluyoruz. Yönetmelikler değişiyor ki biz onu başarısız görmeye başlıyoruz. Yoksa dayanımı değişmiyor. Kemalettin'in estetik olup olmamasını görmek gerekmez. Yani o dönemi yansıtan bir değer. İster beğenin, ister beğenmeyin. Yani o da doğru bir düşünce biçimi değil. Yani Türk toplumunun zaten kültüre bakışı da çok yetersiz olduğu için bundan da kaynaklı. Yani estetikten kastım o değil zaten. Hani estetik teorideki estetik kavramı olarak konuşuyorum. İyi kötü güzel anlamında değil de. Yani bize aitliği üzerinden, kendimizde yeni bir durum yaratma üzerinden mimari alanında tartışamamızla ilgili. Yani özellikle betonarmeyi mesela hep mühendislik alanından tartışabiliyoruz. Mimarlık alanına taşıyacak bir bilgi altyapısına gelemedik henüz. İnşallah bundan sonra yavaş yavaş. Bilim olarak başlamamış olabilir ama zamanla bizim ürün haline dönüşebilir. Bütün toplumlarda da bu böyle olmuş. Tabii çok çok uzun bir hikaye. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere.